Kanalımızın kıymetli takipçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu videoda atıflarla ilgili takım bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz akademik çalışmalarda yapılan işlerin karşılığını bir noktada biz atıflarla görüyoruz. Acaba ne kadar akademide değer gördü, ne kadar karşılık buldu? Bunun göstergesi bir nevi atıflar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla atıfların tespiti sadece bir değer noktasında değil, aynı zamanda akademik yükselmelerde ve akademik teşvikte de işimize yarıyor. Yani akademik yükselmede puan olarak, akademik teşvikte de bir ücret olarak akademisyene özellikle kitap atıflarını bulmak, vaktinde bulmak, akademik teşvikte Ocak ayı içerisinde bir önceki yılın bütün atıflarını bulmanız lazım. Bu bizim için biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Ben burada şimdi hem internet üzerinden belli başlı yerleri, bir kısmını en azından sizlerle paylaşacağım. Hem de kitap atıflarını nasıl bulabiliriz ve böylece atıf noktasındaki eksiğimizi nasıl giderebiliriz? Bunlara yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi pek çok arkadaşımızın belki bildiği ve abone olduğu Akademiya Edu sayfası var. Eğer üye değilseniz üye olabilirsiniz. Üye olmak için işte direkt Google'la çalışabildiğiniz gibi normal isminizi vesairenizi yazarak da buna giriş yapabiliyorsunuz. Ben üyeyim. Hemen oradan girişimizi yapalım. Direkt size bir sayfa açıyor. Bu sayfada kendi sayfanızda profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Buraya yayınlarınızı ve çalışmalarınızı yüklüyorsunuz. Böylece Akademiya bir noktada bütün dünyada çalışanların bir araya geldiği, yayınlarını paylaştığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Bizim işimize yarayan kısmı nedir? Bu aynı zamanda bize dipnotları da haber veriyor. Ama bunun için tabii belli bir ücretli üyelik kısmı var. Onu da ifade edelim. Ücretli üyelik kısmından üye olmanız gerekecek. Ücret ödeyeceksiniz. Onunla tarama yapabiliyorsunuz. Daha net bir şekilde size bilgi veriyor. Bu haberleri verdiğinde tek tek kontrol ediyorsunuz. Sizin yayınınız mıdır, değil midir? Yayınınızsa onaylıyorsunuz, değilse reddediyorsunuz. Buna göre atıflarınızın takibini buradan yapabiliyorsunuz. Akademi diye bir sayfamız var. Burada anahtar kelime, başlık, konu, yazar, araması var. Tam metin arama yapmak lazım. Kendi soy isminizle arattırırsanız herhalde çok daha net olur. Nerelerde geçiyor? Mesela burada tam metin ve özet metin olarak da bulmuş. İnceleyebilirsiniz. Yıllara göre vermiş. Bu da kitaplardaki atıfları tarama noktasında biraz faydalı oluyor. Burada hemen hatırlatalım. Üniversitenizin aboneliği olması lazım. Bireysel abonelik bildiğim kadarıyla yok. Varsa da ücreti yüksek olabilir, bilemiyorum. Ben üniversitenin adresinden girdiğim için buradan bakabiliyoruz. Bunu da üniversitelerin abone olduğunu nereden bileceksiniz? Nereye abone olduğunu nereden bileceksiniz? Genelde kütüphanelerin web sayfalarında bu tarz platformların isimleri geçer. Abone oldukları platformları üniversiteler verir. Siz de üniversitenin internet hattından giriş yaparsanız, yani üniversitenin bulunduğu wireless hattında, size öğrenci arkadaşlarımız için özellikle söylüyorum. Oradan giriş yaptığınızda aramanız kolay olur. Yüksek lisans doktora öğrencilerimiz bu şekilde çok rahatlıkla buralara ulaşır. Bir tarama yaparak kendi atıflarını kolaylıkla bulabilirler. Evet arkadaşlar, burada sayfa çıktığında çıkan kitapların tam metin kısmına tıklıyoruz. Tam metin kısmı açıldığında kaynakça kısmından taratıyoruz. Biraz bekleyin. Açılması uzun sürüyor. Sayfalar açılmadığı için tararken sıkıntı çıkarabiliyor. En güzeli direkt kaynakçaya gidip bakmak veya biraz beklerseniz açıldıktan sonra kendi isminizle, kendi soy isminizle arama yapıp kaynakçaya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, diğer bir sayfamız Acar Index. Bu da yine kurum üyeliği ve kişisel üyelik isteyen bir sayfa. Normal soy isminizi yazarak taratmaya başlıyorsunuz. Ama ilk etapta sıfır sonuç çıkacak. Bu sizi üzmesin. Hemen kaynakçaya tıkladığınızda arkadan taradıkları kaynakçalarda geçen soy isminizi buluyorlar. Tabi burada şöyle bir durum var. İlk 3-5 tanesini gösterse de diğer sayfalara giriş yaptığınızda hemen sizden üyelik talep edecek. Ücretsiz üyelik için ad, soyad vesaireyle ücretsiz üyelik yapabiliyorsunuz. Ya da direkt e-posta adresinizle beraber, kurum e-posta adresinizle giriş yapabiliyorsunuz. Eğer kurumunuzun üyeliği varsa. Üyelik yaparken arkadaşlar burada üniversiteler yazılmış, kurumlar var. Buradan bakabilirsiniz hangi kurum var, hangisi yok. Buradan tespit edebilirsiniz. Erciyes Üniversitesi'ni yazıyorum. Hemen kaydımızı oluşturalım. Evet, kaydınızı oluşturduktan sonra üyelik başvurunuz alınmıştır, lütfen mail adresinizi kontrol ediniz diye bir ifade geliyor. Buradan mail adresinize gideceksiniz, kontrolünüzü yapacaksınız ve mailinize gelen e-postayı açacaksınız. Onayladıktan sonra da tekrar buradan giriş yapıyorsunuz. Gelen linke tıkladığınızda üyeliğiniz başarıyla onaylandı sayfasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. E-postamızı ve az önce verdiğimiz şifremizle girişimizi yapıyoruz. Sıfır sonuçtan korkmuyoruz. Kaynakçayı tıkladığımızda sayfalar açılıyor. Şu gördüğünüz PDF'leri indirebiliyorsunuz. Tek tek buradan sizinle ilgili yayınları inceleyip bakabilirsiniz. Biraz vakit alır ama değer.
Evet, bir diğeri Akademi İndeks. Makale bulma kısmı var. Tüm dergi türleri diyor, siz kendi derginize göre arattırabilirsiniz. Yine alanlar dediğinde özellikle atıf, yazar ve makale diye aratıp atıfları özellikle aratırsanız daha hızlı bir şekilde atıflara ulaşırsınız. Burada 614 makaleden bahsediyor. 6 kayıt ilk etapta gösteriliyor. Bu da yine giriş yapılmasını istiyor. Kurumumuzun üye olup olmadığını sorguluyor. Dolayısıyla giriş yapmak lazım. Evet, biz kurumumuz üzerinden yaptığımız kayıtla girişimizi yaptık. Tekrar taratalım. Tekrar bir tarama yapıyoruz. Yine atıfları özellikle işaretleyerek gitmemiz lazım. 114 makalenin var olduğunu söylüyor. Artık burada tek tek bunlara bakabilirsiniz. Yıla göre istiyorsanız bunları ona göre tarattırabilirsiniz. Atıflarımı tara dediğinde 7 makaleye düştü. Buradan bakarız 2018, 2020, 2022 hangi yılı arıyorsanız hepsini zaten vermiş. Kolaylıkla bunları kendi sayfalarınıza indirebilir, atıflarınızı tespit edebilirsiniz. Bu da bir başka atıf tarama aracımız arkadaşlar. Yine atıf tarama isimli bir başka yer var. Bu biraz uzun sürüyor taraması. Buraya yazar adı ve soyadını giriyorsunuz. Bu taramaya başlıyor. Bunu beklemeyin. Bunu beklerseniz çok sürüyor. Epey bir makale taradığını söylüyor. Çok bir şey bulmuyor ama en azından benimki öyle oldu. Fazla bulamadı ama yine de tespit edebiliyor. Hiç bulamadığınız yerlerden burada bakıyorsunuz, makaleleriniz ortaya çıkabiliyor. Bu da böyle tarama yapıyor. Burası dursun. Taramaya devam etsin. Biz diğer sayfalarımıza bakalım. Hemen buldu mesela. 2013'te bir çalışmama, Terakki Marif Cemiyeti'nin zamnamesi çalışmama yapılan atıf bulunmuş. Bunları bu şekilde altta sıralıyorlar. Evet, esas pek çok akademisyenin atıflarını takip ettiği yer Google Akademik. Şimdi burada bir üyelik kısmı var. Buraya üye olmanız lazım. Normal bir Google hesabıyla üyelik yapabiliyorsunuz. Burada doğrudan oturum açın dediğinizde sizin Google hesabınızda açabilirsiniz, ilişkilendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi önerilen makaleler diye veriyor. Esas bize lazım olan kısım şurada, profil kısmında. Profil kısmına girdiğinizde sizin sayfanız açılıyor. Burada düzenleme kısmı var. Ben bunları düzenledim, bilgileri girdim. Google Akademik makalelerimizi nasıl tespit ediyor derseniz, bir kısmını kendisi otomatik tespit edebiliyor. Ancak isterseniz burada makale grubu ekleyebildiğiniz gibi makale ekleme yeri, el ile ekleme yeri de olabiliyor. Güncellemeleri yapılandırma da yapabiliyorsunuz. Buraya makale ekleyin dediğinizde kendisi otomatik tarama yapıyor ve sizin varsa makalelerinizden tespit ettikleri burada göstermeye başlıyor. Bakıyorsunuz sizinse makale eğer. O zaman bunları ekleyebiliyorsunuz zaten. Üstüne tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. Bunlar mesela benim değil, muhtemelen benim ismimin geçtiği makaleler, çalışmalar olsa gerek. Buraya otomatik olarak bunları göstermiş. Yine burada makaleleri el ile eklemek isterseniz, makale ile ilgili bilgileri verip elle ekleyebileceğiniz kısım da burada mevcut arkadaşlar. Burada mesela işte Osmanlı Eğitim Sistemine Disiplin Darülhayri Ali Örneği isimli çalışmamıza Google 10 tane atıf tespit etmiş. Bunlar tabii internet kaynakları. Şimdiye kadar verdiklerimizin hemen hepsi internet kaynakları. Bir tane yer hariç bir akademi vardı. Onun haricindekiler hep internet kaynaklarını tarıyor. Dolayısıyla kitaplara gelmedik. Bunda özellikle altını çizelim. Burada internet üzerinden sizin yaptığınız çalışmalara yapılan atıflar yer alıyor. Burada Google Akademik bu şekilde sizin yayınlarınızı yıl yıl tespit ederek buraya koyuyor. Alıntıları da burada tespit edebiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. 10 yazıyor. Bu alıntının üstüne tıkladığınızda kim sizin çalışmanıza, hangi çalışmasında atıf yapmış, hangi dergide, makalenin ismine, hangi tarihte yayınlanmış buradan bakabiliyorsunuz. 2022'de bir atıf var mıymış? Evet, bir tane. Mesela 2022'den de bir tane atıf yapılmış. Dolayısıyla bu şekilde Google Akademi'yi bulup inceleyebiliyorsunuz. Atıflarınızı bulma noktasında önemli bir hizmet veriyor arkadaşlar. Bir diğer yer özellikle sosyal bilimciler ve ilahiyat çalışmaları açısından İSAM'ın sayfası var. Bu sayfada arama yapabiliyorsunuz. Özellikle burada metin içeriğinde arama için tıklayınız yazan kısım var arkadaşlar. Buna tıkladığımızda açılan bu sayfayı görüyorsunuz. Makale içerikleri ve makalelerde tarama yapacak. Şimdi aranacak ifade, soy isminizi yazarsınız ve tarattırırsınız. Arama yaparken yayın tarihini de vermiş. Dolayısıyla bununla da sınırlama yapabilirsiniz arkadaşlar. 102 kayıt tespit etmiş. Tek tek bu sayfalardan tarama yaparak aradığımız yeri bulabiliriz. Mesela burada Kapçı 2016 muhtemelen benim çalışmam, vakıflar vesaire dediğine göre Osmanlı'dan Cumhuriyeti Eğitim isimli eserimize bir atıfta bulunmuş bu çalışmada. Tobider dergisinden çıkmış ve 2018 tarihliymiş. Şimdi bu şekilde tek tek bakarak atıflarınızı bulmanız lazım. Evet, başka bir yer var. Open Station diye. Yalnız burası isimle vesaireyle arayamıyorsunuz. Burada DOI numaranız olacak. Makalenizin DOI'sini buraya giriyorsunuz. Atıfları tek tek burada bulma imkanınız var. Bu da diğer bir sayfamız. Dediğim gibi makalenizin mutlaka DOI numarası olması lazım. Tespit edebildiği atıf varsa.
Onları sizinle paylaşıyor. OpenStation.net. Evet, pek çok akademisyenin kullandığı yerlerden bir diğeri yine Sobiat. Atıf tarama noktasında, yayın tarama noktasında önemli. Akademik bir çalışma yapacağınızda makale tespiti için de burayı kullanabiliyorsunuz ama daha çok atıflarda kullanma eğilimimiz var. Arama yaparken o isminizi yazıyorsunuz. 1960-2022 arası tespit edebildiği 492 sonuç buluyor. Bazen sonuçlar tekrar edebiliyor. Dikkatinizi çekmiştir. Aynısını tekrar verebilir. Burada tabii dikkat edeceğimiz sadece makale taramıyor Sobiat. Tezleri de tarıyor. Tezlerde de geçiyorsa sizinle ilgili bir çalışma burada verebiliyor. Daraltabilirsiniz. Yıllara göre daraltabiliyorsunuz bunu. Mesela daraltalım 2022 olsun. Hemen düzeltti. 67'ye kadar düşürdü. Ben sosyal bilimciyim. Dolayısıyla sosyal bilim olsun. Evet, 25'e kadar düşürdü. Burada artık kim varsa tek tek veriyor. Mesela bu benimle ilgili muhtemelen Dert Terakki Cemiyeti diye vermiş. Şimdi bakın burada az önce bahsettiğim şey oldu. İttihat Terakki Cemiyeti'nin aydınlatmaya yönelik çalışmalarına bir örnek. Kastamonu Marif Kulübü diyor. Hem burada veriyor hem altta veriyor. Aynı şahıs, aynı yayın, aynı şey. Neden veriyor bunu ben tam bilemedim. Benim tahminim farklı alanlarda taradığı için herhalde Sobiat'ın yöneticileri bunu dikkat etmiyor ama farklı alanlarda aynı makaleyi görse de sanki farklı makaleymiş gibi burada verebiliyor. Dolayısıyla tek tek incelemekte fayda var. Yani size bayağı bir kolaylaştırmış oluyor. Kendi makalelerinizi bulmak, atıflarınızı bulma adına oldukça kolaylaştırıyor arkadaşlar. Evet dostlar, burada birkaç şeyden atıf tarama noktasında size yardımcı olmaya çalıştım. Biraz uzun sürdü. Aslında niyetim kitaplarla ilgili atıfları nasıl arayacağımıza dair burada bilgi vermekti. Bunda yetişmiyor. İkinci bir video çekmeyi planlıyorum. Akabinde orada kitap evlerinin kaynakçılarına nasıl ulaşabileceğinizi de göstereceğim. Mümkün olursa da onların da linklerini alt kısımda sizinle paylaşacağım. Buradaki bugün çektiğimiz sitelerin linklerini de aşağıda veriyorum. Sizlerden de yorumlarda benim bugün vermediğim, sizin bildiğiniz atıf taraması yapılabilecek yerler varsa paylaşırsanız akademi adına güzel bir paylaşım olur hepimiz için. Bizim unuttuğumuz, arkadaşlarımızın bildikleri ne varsa hepimiz birbirimize paylaşarak destek vermiş oluruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.